Şimdi eve geldim Mesih'im. Hiçbir yere çıkamam bu saatte. Hala kızgınsın Savaş. Ne saçmaydı bugünkü halin? Ya ne gerek var ki bu kadar uzatmaya? Hadi gel. Ya 2 hafta önceden yaptık bu yemek programını. İptal et programı. Anlıyor musun beni? Program iptal. Rezil olacağım Savaş. Nasıl giderim sensiz? Bıktım artık beni yarı yolda bırakmandan. Anlıyor musun? Ben de senden bıktım Mesih'im. Ben de senden bıktım. İyi akşamlar. Ne haber Ayşen? Bize mi geliyorsun? Salih ablanın yemek kabını getirmiştim. Telefonunu buldum. Kırılmış ama. Sana doğru mu geldi, kusura bakma. Önemli değil. Telefonu kırdığımı gördüğüne göre ne konuştuğumu da duydun. Duydum. Duydun? Yani dinlemedim de ama şeyi duydum. Neyi duydun? Şey... Ne? Şeyi bıktığına. Ayşen, siz kadınlar hep böyle misiniz? Hı? Yorucu, boğucu, sıkıcı. Bilmem. Öyle miyiz? Bir derdiniz vardır belki de. Siz zaten hepiniz dersiniz. Bana bak. Sen de sevgilini böyle boğuyor musun yoksa? Benim sevgilim olmadı. İnanayım mı bana? Ben yalan söylemem. Gitmem lazım artık. İyi geceler. İyi geceler. Doktor. Ben de sana bakacaktım. Takılalım biraz. Olur. Ama mekan benden. Anlaştık. Hadi. Ne çok seviyorsun o küçük nankörü. Yüzüne bakmıyor. Nankör. Korktu. Korktu. Küçük kork. Sen hep insanların yüzüne böyle bakmadan mı konuşuyorsun? Ha? Yoksa sadece benim yüzüme mi bakamıyorsun? Ha? Ben... Çok güzelsin. En güzel de ne biliyor musun? Güzel olduğundan bile haberin yok. Hiçbir şeyin farkında değilsin değil mi? Hı? Ne kadar güzel olduğunun farkında değilsin. Lütfen. Lütfen ne? Güzel olmaktan korkuyor musun? Ha? Yoksa benden mi korkuyorsun? Sen benim yanımda olmaktan korkuyorsun. Korkma.
Sen gerçek misin? Hayır hayır, bu ilk öpücüğün değil, değil mi? Ne yapıyorsun? Hiç. Oyalanıyorum. Gelsene. Yat sen gel. Deniz kıyısında oturalım. Olur. Şunu bırakayım, geliyorum. Tamam, ben iniyorum. Yeşilçam filmlerindeki kadınları hatırlatıyor bana. Türkan Şoray diye bahçeye koysan, utan içeri kaç desen onu aratmaz. Seni bayağı eğlendiriyor değil mi? Ama o bir sirk maymunu değil. Bir dakika, bir dakika. Yoksa sen bu kınalı yapınca... Kınalı yapınacak, Kezban, Yeşilçam kadını. Hangisi seni daha çok eğlendiriyor? Ha? Hangisi sana daha komik geliyor acaba? Çok merak ediyorum. Sen bizi gördün. Dün gece. Gördün değil mi? Fatih, dün gece ne görmüş Savaş? Allah kahretsin seni. O kız da değil mi? O sefil Ayşe anne. Ne saçmalıyorsun sen? Ah, teşekkür ederim Saliha. Afiyet olsun. Savaş bu gece de yemeği kaçırdı. Ay, arayıp bunaltmak istemiyorum. Ama böyle de çok huzursuzum. Asıl sen saçmalıyorsun. Feride bile biliyor. Ne yaptıysan, o kıza ne halt ettiysen bunu Feride bile biliyor. Sizliyan, bana sesini yükseltme. Neden? Sevgili komşun duyarsa rencide mi olur? Ay, Nisan Hanım biliyor. Vallahi da biliyor. Sorma! Nisan, kendine gel. Git arabaya, beni bekle. Ya nasıl bir adamsın sen? Allah kahretsin seni. Nisan, yeter. Savaş, Nisan, ne yapıyorsunuz? Savaş anlatsın size Rezan Hanım. Kendini küçültme, yeter. Asıl Ayşe ile yaptıklarını küçülersen. Nisan, yeter. Savaş, yeter. Hadi, ya bırak, sakin ol. Karışma. Sakin ol. Karışma. Yeter. Nisan'cığım, hadi gel canım. Bak, dün kalbim konuş bir şey. Hadi lütfen. Lütfen. Tekneye binelim mi? Çıkalım. Hadi hocam. Baş belası ya. Ayşe, içmiyor musun?
Bilmem. Daha önce hiç içmedim. Tadını bilmiyorum. Tamam. İşte bu gece tanışırsın şekerim. Yani ne olursa olsun bu gece eğleneceğiz. Hadi. Hadi diyorum sana. Hadi. Çocuklar, Ayşen içki içmek istemiyorsa lütfen ısrar etmeyin. Baba, sen diğer masaya geçelim mi? Son dakikada davet edildiğimizi şimdi anladın mı? Neslihan'ın güç gösterisine maşa olduk. Aldın mı dersini? Şimdi güzel bir gece. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Neslihan, ne kadar zarifsin. Sanki bu gecenin ev sahibi sen gibisin. O tabii. Sizi burada görmek ne kadar güzel. Sizi tasarım ekibimle tanıştırmak isterim. Bizimkileri bir elini sürün de elleri açılsın. Bizim işimizde eli önce beyin sonra göz açar Savaş Bey. Yeter ki açılacak bir el olsun. Ama tabii bunun kimde olduğunu anlamak da patrona düşer. İyi eğlenceler. Size de. Tamam. Savaşı bozmak zorunda değildin ata. Aşkım sen geç, ben geliyorum. İyi eğlenceler. Ayşen merhaba. Uzun zamandır görüşemedik. Neler yapıyorsun görüşmeyeli? Hissiyan orantısız bir çocuk uyanıyor. Böyle bir şova ne gerek var? Ayşen kim ki ona bir şeyler ispat etmeye çalışıyor? Yaz günlerin sona erdi herhalde. Evet evet. Öyle görünüyor. Rezan ölüm fermanımızı imzalamış. Bu gece apaçık dıştanlığımızın ilanıdır. Ayşen, eğer bu içkiden hoşlanmadıysan içmek zorunda değilsin. Ata, artık bu gecenin katlanılır hali kalmadı. Lütfen gidelim artık. Senden rica ediyorum. Anne! Anne. Ne? Niye mi sansiyon düştü galiba? Bir şey oldu mu? Tamam. Tamam. Eğer benim adım Düftadeyse, ben bu gecenin açısını fena çıkartırım. Ayşen'e göz kulak ol. Üftade'yi eve götürmek zorundayız. Her yıl aynı parti. Sen yine geç kaldın. Yakalandım değil mi? Yakalanmalık bir yıl o zaman. Tam Türk.
Hansım, partiyi terk etmek için henüz erken değil mi? Ayşen, ne o, gidiyor musun? Yoksa seni eğlendiremedik mi? Eğlendin. Aa, ama nereden anlayacağız biz senin eğlendiğini? Hadi bir göbek at da inanalım, değil mi? Nice, yok mu bir göbek havası? Anlaşıldı. Sorun partinizde değil Neslicim. Sanırım Kezban'da. Kezban mı? Ben Kaan, memnun oldum. Benim adım Ayşen. Ayşen, hadi gel, gidelim. Biz partilerimizde mutsuz yüzler görmeye alışık değiliz ama. Aslında bu gece sıkılan bir tek Ayşen değildi, emin ol. Aşkım baksana, bu gece kimseyi eğlendirememişiz. Yanlış. İkinizi hala bir arada görüp de eğlenmemek mümkün mü? İdeal çift hikayeniz beni hiç bugünkü kadar eğlendirmemişti. İnan bana, bu partiler öyle rezaletler kaldırdı ki. Sen sadece sarhoş oldun. Öyle değil. Ben kendime rezil oldum. Kendi kalbime. Hadi gel. Önce yalıyı kaybettik. Sonra Reza'nın düşmanlığı kazanıp dostlarımızdan olduk. Ama bu böyle gitmez. Benim adım da Üftade'yse ben bunun bir yolunu bulurum. Önce yalıyı, sonra da o geçmiş günlere dönmenin bir yolunu bulurum. Kapıyı kilitlememişsin. Yavaş. Unutmuşum. Aptalım değil mi? Ben kimim ki? Ayşe. Sen gerçeksin. Hakikisin. Hadi git şimdi uyu. Sadece uyu. Tamam mı? Savaş ne oluyor şimdi? Arabada da tek kelime etmedin. Derdin ne? Partideki Kezban şovu neyin Neslihan? He? Beni çok utandırdın. Gelenekselleşmiş bir partiyi sirk gösterisine çevirdin. Ne adına? Kıskançlık adına. Zavallı bir kızı aşağılamak adına. Sen o zavallı dediği kızla öpüştün Savaş. Bütün gece Ayşen'e şov yaptın. Görmezden geldim. Hırsını çıkarmanı bekledim ama bu kadar fazla.
Sana son kez söylüyorum Neslihan. Artık kendine gel. Sen kendine geldin mi peki? Hı? Yoksa Ayşen bir öpücükle seni kendinden mi geçirdi? Saçmalık. Derdin ne? Anlayabilecek kadar ayık mısın? Şov yapmayı kes. Derdini söyle. Bu geceyi benim değil ama Neslihan'ın şovu imza attı. Fatih bırak şimdi Neslihan'ı. Benimle derdin ne? Neslihan'ın Ayşen'i bir köpek balığı gibi parçalamasına niye izin verdin ya? He? Ha senin karının ağrın Ayşen mi? Bak dostum kadınları hiç tanımıyorsun. Eğer bir kadın diğer kadının gözüne oyacaksa... ...o sivrilmiş pençelerin önünde hiçbir adam duramaz. Anladın mı? Sen kendi isteklerine bile sahip çıkamıyorsun. Yüzünün önünde parçalanan bir kıza nasıl sahip çıkacaksın ki? Gücün yetmez. Ayşen amma taktın kafayı Ayşen. Ayşen bu. Koş doktor koş. Ayşen kabus görüyor. Thank you.